Adın İbrahim aldı. Bu adı da değiştiremez. Senin ismi bir haca gitken, adın Hacı Ali olur, değişir. Güzel demiş. Bu adam kalkmış bir haca gitmiş. Haca gidip, işte Mekke'yi tavaf edip, geliyor İstanbul'a, sahile inecek, mahallede topladı. Şu mahallede bağırıyor. Oo, hoş geldin Gıvıracı, hoş geldin. Diyor ki, ya eskiden bir adımız vardı diyor. Şimdi o da gitti. Gerçekten bu adamlar, yani Müslüman, hepimiz Müslüman Türkleriyiz. Allah'a inancımız tam. Ve bu toprak minareleriyle, Müslüman kültürüyle hepimizin. Ve gerçekten iktidara gelmeden de bir isimleri vardı yani. Vardı. Ne demek? Annemizdir, babamızdır. Ama şimdi o isimleri de gitti. Gitti. Yok artık böyle bir şey. Şimdi kim cesaret edebilir Müslüman Tayyip demeye? Kim diyebilir ki bu diyor Bülent Arıç Müslüman demeye? Artık bunu cesaretin halleri kalmadı. Yok böyle bir şey. Size çok tatlı, çok güzel bir şey anlatayım. Bir gün padişah Cuma'da, Cumalık biliyorsun biraz yüksek padişah için özel. Sıkışma halk da orada. Tuvalete geliyor ve sıkışıyor. Fakat gidecek hali yok. Kalabalık, sıkışık. Bir de Cuma başlıyor. Ya patladı adam. Ellerini havaya kaldırıyor diyor ki, ey kurban Allah'ım yetiş diyor ya, öldüm diyor ya, burada Cuma'da camiye şey olmaz diyor yani, gidecek de yerim yok diyor, bana bir çözüm diyor. Bir şey diyor yani, yardım. Derken, abi gökten nur yüzlü bir ihtiyar, bir elinde leğen, bir elinde ibrik, padişahın yanına iniyor. Padişah hac edini ediyor, ondan sonra bir güzel abdest alıyor, sonra bu nur yüzlü ihtiyara dua ediyor. Nur yüzü yahtayarla birazdan kaybolup gidiyor. Hikaye bu. Birkaç hafta sonra padişah bir sefere çıkıyor. Sefere çıkarken bir köyün yanından geçiyor. Bir delikanlı işte görüyor onu. Böyle lavale bir şekilde uğurlar olsun, uğurlar olsun padişahım, uğurlar olsun diyor. Böyle dalgada geçercesine. Padişah çağırıyor onu. Lan ben Cihan padişahım diyor. Sen nasıl bana böyle dalga geçerek uğurlar olsun demişsin? Cihan padişahı diyeceksin, Allah'ın bilmem gölgesi diyeceksin, bilmem ne diyeceksin. Böyle terbiyesiz olur mu demiş. Vallahi demiş padişahım, senin bu demiş yönetiminde, iktidar döneminde öyle pislikler oldu ki, öyle kötü şeyler oldu ki. Hatta demiş, çok iyi bilirsin, bizim köyde demiş bir nur yüzlü ihtiyar vardı demiş. Sen de Cuma'dan bunu iyi tanırsın. O nur yüzlü ihtiyarımız bile üç kağıtçılıktan cehenneme gitti. Şimdi ben sana ne diyeyim? Uğurlar olsun. Uğurlar olsun. İnşallah. İnşallah 12 Eylül'de hepsine böyle bu halk inşallah bu feryatlar, bu acılar duyulur. İnşallah. Hep birlikte uğuracağız. Bir çelişimiz olmasın. Hiç. Ve bize 30 yıldır, 40 yıldır bu insanlar annemizdiler, babamızdı, kardeşimizdi. Tabii ki siyasetin sağı da var, solu da var. Tabii ki halkımız bunların içinden birini beğenir. Bunlara kimseye itirazı yok. Ama dikkat edelim, Türk televizyonları kurulduğundan beri her akşam ekrana çıkıp biz Müslümanız, biz dinciyiz, biz Allah'a inanıyoruz, bizim inancımız budur diye bunu söylediler. Bunu söyleyerek de geldiler. Benim içimi de yaralayan, yani çok feci bir şeydir bu. Eski evlerde biliyorsunuz, tahta evlerde oturduk biz. Küçükken tahta evlerin tuvaleti de biraz uzakta olurdu. Evin kokuları gelmesin diye. Ve fare kapanı olurdu. Fare kapanı, ben bilirdim işte, zehirli buğday konulur, peynir konulur, DDT gibi şeyler koyulur falan. Tuvalet kenarına bir yerde fare için bunu koyardık. Muhabbet kuşu da böyle evin içinde geze gelmiş bir fare kapanı ama fare kapanı tanımıyorum. Gelmiş fare kapanı demiş ya sen böyle nesin demiş ya, ne iş yapıyorsun demiş. Zayıf da bir şeye benziyorsun. Fare kapanı demiş ki ben demiş Allah'a ibadetten yemem demiş. Yemem. Çok az yedim. O yüzden demiş böyle zayıf kaldım. Ve demiş otanında da bir böyle bir gazık gibi çivi gibi bir şey var demiş. O ne demiş? Vallahi demiş.
O demiş, hani Musa'nın asası var ya, o da bizim asamız demiş. Allah'a, o asayla biz Allah'a gideriz, Allah'a varız demiş. O asa bize Allah'ın yolunu gösterir. Allah Allah. Ya pek de izbe bir yerde duruyorum demiş. Niye böyle daha şenlikli odalara gelmiyorsun? Vallahi demiş, biz demiş şenlikte, şamatada, oyunda, sohbette gözümüz yok. Biz uzlet içinde yaşarız. İnziva içinde yaşarız. Ki Allah'la daha çok beraber olalım. Daha çok demiş böyle. Derinliğimize dalalım Allah'la. İş dünyamıza girelim. İyi demiş, işte şu ortada demiş, 3-4 tane demiş buğday tanesi var demiş. Onlar ne? Demiş, vallahi biz demiş her yiyeceğimizi tam yemeyiz. Yarısını demiş, bırakırız ki bir gelen olur, bir misafir olur. Gelirse o da bundan nasiplensin diyor. Muhabbet kuşmuş, vallahi bak ne güzel düşünmüşsün demiş, ben de açım. Fare kapan demiş, buyur demiş, afiyet olsun. Muhabbet kuşu buğday tanesine gagasını korkamaz, sırtına hançer gibi çivi girer ve ölür muhabbet kuşu. Ölürken der ki, ulan puşt, şu fare kapanını bana ibadet diye sattın mı? Otuz yıldır bize dinli, ahlaklı, Müslümanlıktı, Allah'ın yoluydu dediler. Neymiş yaptıkları? Bir fare kapanı. Yargıyı ele geçirmek, askeri ele geçirmek, televizyonları ele geçirmek, yazarları silivriye tıkmak. Bir, hepsinin uğraşı aslında bir fare kapanı. Ama o fare kapanını bize işte öyle anlattılar ki, dindi, Müslümanlıktı, asaydı, mübarekti. Değil mi? Böyle anlattı. Ve bu hepinizin göz önünde ceylan etti. Hepinizin ve hepimiz. Gerçekten 30 yıl izledik bunları. Yani bir insan kötü olur da ne kadar olur? Yani o kadarını biz de düşünemeyiz. Yani şimdi bugünkü durumu 102 tane adamı, subayı terfilere bir gün kala içeri alacaksın, sonra dışarı bırakacağız. Ya böyle bir fırıldağı içinizde düşünmüş bir adam var mı? Buna benzeri bu Silivri, Balyoz, Ergenekon gibi şeyleri sinema okuyup sinema seyrettik. Biz ta çocukluğumuzdan beri yazdık sinemalarda. Ben çok kitap okuyorum. Çok roman okurum. Hayatım 17 yaşından beri, 53 yaşındayım. 17 yaşından beri kitap okurum. İçinizde varsa Siyah'ın şöyle bir fırıldağı, KGB'nin şöyle bir tezgahı, buyursun mikrofon gelsin bana anlat. Böyle bir tezgah yok. Yok. 3,5 dünya, yani dünyanın 3 bucağında yok. Hiçbir yer yok. Ayrıca Siyah'ın, KGB'nin bir takım tezgahları varsa da bunlar gizli, el altından Filipinler'de, Orta Amerika'da işte gizli darbeler şeklinde. Beyler, efendiler, 50 televizyon dünyanın göz önünde her akşam gözünüzün içine baka baka bu fırıldak dönüyor, baka baka bu tezgah dönüyor. Hepiniz her gün görüyorsunuz. Hepiniz. Gözlerimizin önünde böyle bir tezgahı bize özgürlük diye satıyorlar. Bu özgürlükmüş. Bu sivillerle askerin çatışmasıymış. Öyleymiş, öyle diyorlar akşamları. Bu televizyonlarımızda şey var ya, Zerdüş öyle buyurdu, böyle Zerdüşler var ya, Zerdüşler çıkıyor akşam televizyona, öyle buyuruyorlar. Sivil asker çatışması. Beyler, sizin göz 12 Eylül'den, yani en küçüğünüz 12 Eylül'den beri bu tarihi izliyorsunuz. Hepiniz izliyorsunuz. Toruntay Paşa'ya neye istifa etti? Torumtay Paşa'nın istifa etti, o 92-91. Ne istifa ettiğini biliyor musunuz? Anılarında yaşıyor. Milliyet yayınları, anılar açıp bakarsınız. Anılarında diyor ki Torumtay Paşa, Birinci Irak Körfez Savaşı. Bu sivil asker çatışması da o günlerden başlıyor. Özal hani şortla denetliyormuş ya o günlerden. Ne diyor orada? Özal bana savaşa girmem için bir Amerikan ajanı gönderdi. Genelkurmay başkanına gelmiş bir Amerikan ajanı. Beni Özal gönderdi. Savaşa gireceğiz. Böyle mi gidelim, şöyle mi gidelim? Anılarında.
Genelkurmay Başkanı Sorumtay diyor ki ben Genelkurmay Başkanı, meclisin emrindeyim. Bana diyor kararın şey yazıyı çıkartın, emri çıkartın, altına imzanızı atın. Neyseniz yapayım ben sizin emrinizin şey, emriniz altındayım. Buna bir kararname bir şey göndermişler. Altta kimsenin imzası yok. Yazıyor, gösteriyor orada. Hani hatırlayan vardı, çok abes bir laftır ama manşetlerimizde gezdi. Bir koyacağız, üç alacağız, Özal'ın lafı. Sonra ne oldu? Üçün biri diye müstehcen bir şekilde tercüme ettiler. Kerkük'ü bize vereceklermiş. Türk ordusu, Amerikan ordusu Basra'dan girerken Türk ordusu Kuzey Irak şeyden buradan sıkıştıracak. Tabii sadece sıkıştırması, Güneydoğu'ya asker girmesi bile savaştır. Çünkü Saddam sana karşı birliklerini bu tarafa çekecek. İşte bunlar konuşuluyor. Ve Genelkurmay Başkanı diyor ki, Amerikan ajanı bana savaşa girecek misin diyor, Özal gönder. Ya biz bir devletsiz diyor ya. Bizim kurumlarımız var. Bir ajan bana nasıl savaşa gireriz girmeyiz diye tasdik veriyor. Ve istivasını basıyor. Evet. Peki istifasını basınca Hürriyet başta bütün gazeteler, televizyonlar ne yazdı, manşete ne yazdı? İstifayı nasıl yorumladılar? Şöyle yorumladılar. Sivil asker çalışması. Evet. 20 yıldır manşetiniz de Türkiye'de bu özgürlükçü taraf gazetesi, bu İslamcılar her akşam televizyondan size ne anlatıyor? Diyor ki her akşam bu bir sivil asker çalışması. Yok ya. Bu hepiniz biliyorsunuz. Gidin Orta Amerika'yı okuyun. Orta Doğu'yu okuyun. Uzak Doğu'yu okuyun. Amerika'nın elden geçirdiği ya da Amerika'yla diplomatik ilişki içindeki ülkelere bir bakın. Hayatımız bunları okumakla geçti. Bu bir sivil asker çatışması değil ki. Sivil asker çatışması. Tabii ki bizler, tabii ki yani bunu söylemesi bile gereksiz yani. Tabii ki bir bireyden, yurttaştan, sivilden, tabii ki bunlar dayanır. Ama bu öyle bir tartışma değil. 20 yıldan beri Türkiye'de devam eden tartışma Amerikan mesaiyeti tartışması. Yani Türkiye'de demokrasi olmuş. Amerika çok hoşuna gitmiş. Amerikan istediği bir telefonla bağlanacak bir adam bulması. Özal'la bağlanıyordu hatırlayın. Abdullah Gül'le bağlanıyor ya da Tayyip'le. Ondan istediği telefona çıkacak birisi, bir adam bir karar versin. Türkiye'de bir şey olsun da İpler bir kişinin elinde olsun, o karar versin. Amerikan istediği budur. Yani şimdi biz burada demokrat olduk da Amerika çok sevinmiş buna. Böyle bir saçma bir şey olabilir. Ve Türkiye'de bir sivil asker çatışması değil. Türkiye'de bir Amerikan vesayeti. Evet. Olup biteni görüyorsunuz. Kuzey Irak'a gireceksin ya da girmeyeceksin. Yine her defasında da Kerkük'ü size havuç diye atarlar. 2003 yılında bu Cumhuriyet mitingleri oldu. O saate kadar da Cumhuriyet mitingi olurdu. Kaç kişi toplanırdı biliyor musun? 100 kişi, 200 kişi. 2003 yılında dünyada ne değişti de ve biz de şaşırdık. Diyelim ki bir kitap, Çılgın Türkler kitabı 500 bin sattı. Bir meydana milyonlarca insan toplandı. Ne oldu? Bir Amerikan işgali oldu. Nasıl oldu? Herkesin gözü önünde oldu. İskenderun'a geldi Amerikan askeri, çık! Şuradan bana yol yap dedi. Meclise gönderdi, izin veriyor musun, vermiyor musun dedi. Meydanlara çıktı insanlar, vermiyoruz dedi halk. Halk vermiyoruz dedi. Vermiyoruz. Tüm dünyada anketler yapıldı. En çok anti-Amerikancı Türkiye'den çıktı. Ulan hadi. İşçi Partisi. İngiliz İşçi Partisi, İşçinin, Emekçinin Partisi, 200 yılın partisi, emperyalist savaşa girdi. İngiliz sağlık sigortası çökmüş, İngiliz sanayisi çöküyor, petrol ihtiyacı var. Gittiler, Amerika'nın çöpü oldular, Irak'a girdiler. Unutmayacaksınız. Unutmayacaksınız. Hadi İngiliz'ini de anladık, bunlar bizim tanıdığımız batılı emperyalistler. Ulan Japonya, daha senin kafana bunlar, daha dün atom bombası indirdi 50 yıl önce. İndirmedi mi? Sen şimdi Amerikan atom bombaları Bağdat'a atılırken orada ne işin var? Şerefsiz! Ne işin var orada? Polonya'sı, Danimarka'sı, Hollanda'sı, hepsi, dünyası gidip bu Irak'a girdiler mi? Hepsi girdi. Kim direndi? Avrupa'dan bir tane yürüyüş gördünüz mü?
3 tane, 5 tane, 10 tane bu toprak ayağa kalktı. Ve ne olduysa büyük karar orada verildi. Bunlar tutuklanacak. Yolları kesilecek. Ümmükleri sıkılacak. O menihitleri dağıtılacak, kırılacak. Hadise en sıradan halkımıza anlatacağımız şekilde budur. Ve bir gün birisi hadi yürüyün Kuzey Irak'a dediğinde, hadi haburu açtık, pekkallar geliyor dediğinde dışarıda ses çıkartan kimse olmaz. Hepsini alın. Ve ayrıca diğerlerini de dağıtın. Mehmet Ağar diye bir adam vardı. Seversiniz, sevmezsiniz. Erkan Mumcu'yla ortak. Partisi dağıtıldı. Nasıl dağıtıldı bilen var mı? Daha şimdi, 3 gün önce. Erbakan gibi bir adamın partisi dağıtıldı. Nasıl dağıtıldı bilen var mı? Muhsin Yazıcıoğlu, öyle böyle. Partisi dağıtıldı. Partisi dağıtılmayan var mı? Sinan Ergin parti kurma çalışmasındaydı. Dağıtıldı. Tunca Özkan bir parti hazırlandı. Dağıtıldı. ART televizyonunun sahibinin bir küçük grubu vardı. Dağıtıldı. Kim vardı? Aklınıza kim geliyor? Kim? Ve hayatında ilk defa Deniz Baykal oylarında yükseliş gördü. Hayatında ilk defa. Ve bu oyların tadını 3 ay alamadı. Dağıtıldı. Örgütlü, disiplinli ya da karşı ya da muhalif kim varsa hepsi tak 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 tak. Bu bir Amerikan işgal planıdır. Bu kadar nettir. Bunu bilelim, sonrasını konuşuruz. Yani bize gelip bu sivil asker, sivil asker çatışması. Ya cemaat diye bir şey var orada, cemaat. Akşam adam kalkıyor televizyonda, sabaha kadar Atatürk'e, yani bu toprakların kutsalı. Tarih geçine benzer rastlamadınız bir adam. Hadi biz öyle düşünüyoruz, siz düşünmüyor olabilirsiniz. Sabaha kadar küfrediyor. İyi de şu, tamam Atatürk'ü 10 küfrettiysen, bir yarımcık da Fethullah Gülen Hoca'ya bir şey de. Duydunuz mu, duydunuz mu? Duydunuz mu, duydunuz mu? Bu mikrofonu elime almak kolay olmadı benim için. NTV, demokrasi deyip herkese Atatürk'e Cumhuriyet'e küfrettirdin. Senden küçük bir şey istiyorum. Bir defacık, bir saniyecik Fethullah Gülen Bey'le bir eleştiricik. Hadi. CNN televizyonu. Hadi. Habertürk. Hadi. Hadi bir taneniz. Yiyor mu? Yiyor mu? Hadi. Bu nedir? Bu bir işgalden öte. Bu bir diktatörlük. Geldiler. Medya ümmünü sıktılar. Konuşturmuyorlar. Konuşturmuyorlar. Ağzını açmıyorlar. İşte halimiz burada.